Resident Evil Village'in unutulmaz karakteri ve aynı zamanda reklam yüzü olan Lady Dimitrescu aslında sahip olduğu kalenin bir simgesidir. Bu kaleye uzaktan bakıldığında ilk izlenim ürkütücü olmasıdır çünkü kaleye girmeden önce avluda bir takım erkek cesetlerinin asıldığını görürüz. Kaleden içeriye girildiğinde ise muazzam bir mimari karşımıza çıkar. Adeta bir saray edasıyla yerleştirilen eşyalar, devasa bir avize, harika bir salon ve aynı güzellikte odalar vardır. Ancak kalenin derinlerine inildikçe güzellik algısı kaybolmaya başlar. Bodrum katındaki işkence aletleri, içki imalathanesindeki korkunç ve şeytani yaratıklar bu güzel yuvayı adeta bir zindana çevirir. Ya da başka bir deyişle dışı seni, içi beni yakar deyiminin kelimenin tam manasıyla karşılığıdır. Tıpkı kalede de olduğu gibi Dimitrescu de böyle bir doğaya sahiptir. Dışarıdan bakıldığında devasa cüssesine rağmen güzel, alımlı ve çekici bir kadınken içinde çürümekte olan korkunç bir canavar yatmaktadır. Resident Evil Village'in efsanevi yüzü Dimitrescu'lar ya da Dimitrescu'lar adında soylu bir aileden dünyaya gelmiştir. Oyun içerisinde kendisini Lady Dimitrescu olarak tanısak da asıl ismi Alcina'dır. Birinci Dünya Savaşı'ndan bir süre önce doğduğu düşünülen Alcina'nın aileden gelen kalıtsal bir kan hastalığı bulunur. Bu hastalık hayatının en güzel yıllarını harap etmiştir. Ancak yine de hayatının bir noktasında The Pal Boys isimli bir caz grubuyla beraber müzik yapmıştır. Muhtemelen solist olduğu dönemlerdeki adı Bayan D'dir. Hatta bu konuya örnek olarak oyunun içerisinde çok kısa bir an vardır. Dimitrescu'nun kızlarından kurtulup şu tünelden geçerken ilerlemek yerine beklerseniz kendisinin müziğe olan özleminin hala doruk noktalarda olduğunu fark edebilirsiniz. Velhasıl Dimitrescu'nun müzik tutkusu zamanında 2. Dünya Savaşı'nın çıkması ve soyluluğun ortadan kaldırılmasıyla sona ermiştir. Gün sonunda yeniden yurduna dönen Alcina, bıraktığı yerin eskisi gibi olmadığını fark eder ve ailesi de dahil bütün bir köy neopagan bir inanışın etkisi altındadır. Bu inanışın nispeten bir adı olmasa da köylüler Mother Miranda isimli bir kadının boyunduruğu altına girmiştir. ''1900'lü yılların ortalarında Miranda tarafından Kadao isimli parazite maruz bırakılan Alcina, olağanüstü yeteneklerle donatılmış, vücudu önemli ölçüde mutasyona uğramıştır. Deneyin amacı Miranda'nın ölen kızını geri getirebilmesi için uygun bir konak arayışıdır. Neredeyse bütün köyün bu deneylerde kullanıldığı gibi Alcina da Miranda'nın deneylerinde kullanılır.'' Alcina her ne kadar başarısızlıkla sonuçlanan bir deney ürünü olsa da yaşlanması durmuş, yeri geldiğinde bir bıçak kadar keskin olabilen tırnaklara sahip olmuştur. Ölen hücreleri sürekli yenilendiği için vücuduna aldığı darbelerden etkilenmez bir hale gelmiştir. Boyu 3 metre kadar uzamış, tabiri caizse at gibi bir kadın olmuştur. Fakat tüm bunlara rağmen Alcina'nın kan hastalığı tam anlamıyla iyileşmez. Sağlığını koruması için devamlı olarak taze kana ihtiyacı vardır. Bu nedenle Miranda adına başarısız bir deneydir ancak sonuç olarak maruz kaldığı durum yüzünden günümüz tabiriyle bir vampire dönüşmüştür. Resident Evil serisinin hemen hemen bütün oyunlarında karşımıza çıkan düşmanlar, yani T virüsü kaynaklı zombi mefhumu, Resident Evil Village'da biraz daha farklı bir işleyişe sahiptir. Alışık olduğumuz türün aksine kurt adamlar, vampirler, hatta kısmen de olsa robotlar ve benzeri tarzda klasik ve modern canavarların dikkate alındığı bir hikaye söz konusudur. Kadao parazitinin kendisine verdiği güçlerle eşi benzeri olmayan bir potansiyele kavuşan Dimitrescu, kana susamış açlığını da kalesinde çalışan hizmetçi ve uşaklardan giderir.
Kaleye işçi olarak giden zavallı köylüler bir daha asla geri dönemez. Kendisinin ve cani kızlarının en temel besin kaynağı olan bu insanların erkek olanları kale duvarlarında bir korkuluk olarak asılırken, küf bulaşan kadınlarsa yine kalenin derinlerinde ve çevresinde yaşayan canavarlara dönüşür. Oyun içerisinde karşımıza çıkan Semka ve Moreyka adlı yaratıkların hikayesi kabaca bu şekildedir. Hazır Dimitrescu'nun cani kızları demişken şunu da açıklığa kavuşturalım. Dimitrescu kalesinde Bella, Daniela ve Cassandra adında 3 kadın bulunur. Bu kadınlar oyun içerisinde Lady Dimitrescu için anne sıfatını kullansalar da biyolojik olarak bir kan bağı bulunmaz. Aslen Miranda'nın başlattığı ve Lady Dimitrescu'nun de takip ettiği çirkin deneyin bir ürünüdürler. Bu deneyde bahsi geçen 3 kadının cesetlerine Kadoo adlı parazit yerleştirilir. Parazit yaklaşık 3 hafta boyunca kadınların vücudunu yiyen sinekler üretmeye başlar. Ardından kadınların DNA'sını özümseyen sinekler insan şeklini taklit etmek için birleşir ve yavaş yavaş adapte olurlar. Lady Dimitrescu adeta yeniden doğan bu 3 kadına Bella, Daniela ve Cassandra adını verir ve de kendisini anneleri olarak görmeye başlar. Tuhaf bir şekilde 3 kadın da sorgusuz sualsiz itaat ederler. Uzun yıllar anneleriyle birlikte yaşarlar. Evlerinde çalışan hizmetçi ve uşaklarla da tıpkı anneleri gibi beslenirler. Son olarak dayanıklılık bakımından anne olarak gördükleri Dimitrescu ile oldukça benzer özellikler taşısalar da soğuğa karşı savunmasızdırlar. Bu yüzden yıllar yılı kale içerisine sıkışmış, asla dışarı çıkamamışlardır. Bullets cannot harm. You stupid man thing. Alcina'nın yani Lady Dimitrescu'nun böyle bir dezavantajı bulunmaz. Ancak onun da bir zayıf noktası vardır. Efsaneye göre Orta Çağ döneminde dövülmüş, Avrasya kıtasındaki sayısız toksinle donatılmış bir hançer 20. yüzyılda bir köylünün eline geçer. Alcina'nın köy üzerinde zalimce hüküm sürdüğü zamanlarda cesur köylü kendisine bu hançerle suikast yapar. Suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlanır fakat Alcina da alması gereken dersi almıştır. Kıl payı ölümden kurtulan kadın hançeri kalenin yakınlarında bulunan bir tapınağa saklar. Yıllarca bu tehditten uzakta olsa da Resident Evil Village olaylarında hançer Ethan Winters tarafından bulunur ve bir noktada Alcina'nın sonunu getirir. Karakter olarak biraz kıskanç görünen Alcina kendisini diğer lordlardan üstün görür. Özellikle başka bir lord olan Karl Heisenberg'den feci bir şekilde nefret eder. Çünkü Miranda'nın favorisi Alcina değil, Heisenberg'dür. Bu konuya verilebilecek en güzel örnekse oyunun henüz başlarında yakalanan Ethan'ın Miranda ve Dört Lord'un karşısındaki gaddarca paylaşım sahnesidir diyerek videomuzu bitirelim. Resident Evil Village'la ilgili hangi videonun gelmesini isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, kendinize güzel bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.